Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin Ramazan bayramını kutlarım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperim. Herkese saygılar, sevgiler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda biliyorsunuz farklı videolar, maç videoları ve farklı videolar bulup sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Yani farklı derken farklı oyun tarzları, stiller, tarzlar falan. Bu videoda da bayram özel olsun istedim biraz. Bu birinci sıralamaya oynayan bir tane adam var. Kendisi Japon. Onun kanalını buldum, keşfettim, takip ediyorum. YouTube kanalına da diğer videoların altına da link atmıştım. Buraya da link atarım. Onunla da izleyin arkadaşlar. Çok güzel şeyler öğrenirsiniz. Yani anladığımız kadarıyla. Şu Japonca bilmiyoruz tabii hiçbirimiz hemen hemen. Ben ne yapıyorum? Yaptığı hareketleri, el hareketlerini falan böyle yani oynarken ekrana bakıyorum. Nerede nasıl dönüyor falan diye. Yön tuşunu mükemmel kullanıyor. Ve bu sayede adam sürekli zirveye oynuyor. Şimdi şöyle de bir kadro dizilişi var. Burada önemli olan son videosunda da görmüştüm. Şunlara dikkat çekti. Top sürme, sıfır tut topma. Sıfır tut topma yani o dönerken oyunun yeteneğini, oyuncunun yeteneğini gösteriyor. O ani dönüşlerinin iyi olması için. Hızlanmayı gösterdi. O da yüksek. Şu an bu oyuncuda maksimumda. Ayak çalımı falan dönüşleri falan var. Taban kontrolü var. Bunu deneyeceğiz. Bir de şuradan CSI aldık. CSI deneyeceğiz arkadaşlar. İleride Mbappe var. Neymar var. Bunlar yapabilecek oyuncular. Eze var burada. Yani bu tarzda oyuncularla bunları yapabilirsiniz. Şimdi maçımıza geçelim. Maç içinde bunu deneyelim. Bunu yapabilirsek inan var ya biz de deneyelim. Çok güzel yani. Ne momentum kalıyor ne bir şey kalıyor. Ortalığı dağıtıyor. Bu arada deprem bölgesinde yaşıyoruz şu an. Binada tek başımayım. Bana dua edin inşallah hiçbir şey olmaz. Çünkü tek başımayım ve ilk defa tek başımayım gibi. 2 aydır 6 Şubat'tan sonra. Yani o anlar aklımıza geliyor. Allah korusun bir daha yaşatmasın. Bu arada hepinize destekleri için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olanlar, arkadaşlar var, üye olanlar var. Fadi abimiz özellikle bu hesabı hediye de etti kendisi. Kanalıma üye de oldu. Çok desteği oldu depremden sonra. Allah bin kere razı olsun diye biz daha hepinize teşekkür etmek istedim bu sırada. Rakibimiz de geldi. Şöyle bir bakalım. Rakip abi bu Japon abi çok güzel oynuyor. Onu yapayım derken, onun gibi oynayabilirim derken bir sürü maçı yenildim. Elimi alıştırmaya çalışıyorum. Yenilmek önemli değil. Bu sezon yenildim sorun değil. 2 sezon yenildim. Bu da sorun değil. Ama bunu yapabilirsek, öğrenirsek var ya o şu parmağımızı bir hareketlendirmeyi yani oyuncu nerede gelirken nasıl dönmemiz gerektiğini bir kavrayabilirsem bilenleriniz vardır. Çok iyi iş yaparız diye düşünüyorum. Eğer yön tuşunu çok etkili kullanabilen varsa, oyuncu hangi mesafedeyken dönmemiz gerekiyor, bütün taktiğini, inceliğini bilen varsa bana yazsın arkadaşlar. Ona da görüşüp bilgi almak isterim. Ve ondan aldığım bilgileri de sizlere yayınlarım. Diğer video hazır olmayken bu videoyu da aradan çıkartıyorum. Yenilip de video çekmek için eve girdim arkadaşlar. İnanın başka bir şeyim yok yani. Eve girme sebebim yok şu an. Umarım sıkıntı yaşamadan bu işin üstesinden geliriz. Tabes, Pedri'yi gördü. Pedri yukarı oynadı. Eze sağ bekli kadar gelmiş. Marquinhos onda. Patrick Vieira'dan ileriye bir top. Aşağıda boş bir gözü ama gidelim mi? Gidelim mi? Kalede Neuer var. Bayram hediyesi. Hadi be. Şimdi kanalda ilk kez gören arkadaşlar ne demek istediğimi anlamaya çalışıyordur. Şöyle söyleyeyim. Kalede Neuer olduğu zaman orta sağdan gol atmak daha rahat oluyor. Daha çok gol atıyoruz. Bu maçta da deneyeceğiz mutlaka. Bak rakip çok iyi döndü. Ayak koydu. Aşağı verebiliriz. Verdik Roberto Carlos'tan. Maçı vurur musun abi? Hadi be gitseydin müthiş bir gol yedirdi. Bu kadar açık söylüyorum. Olmadı. Şuradan alır mısın Max'in? Aldık. Çok kötü pas ya. Pedri. Patrick Vieira. Neymar. Eze. Eze'den pas. Messi. Messi çok sinirlendi. Messi uzaktan vurdu ve son anda Neuer. Messi az daha havadan vursa içeri girecekti o top. Olur diye beklerdim ama olmadı. Sağ ol olsun. Çok güzel bir pas der Piero'ya. Bizim oyuncu kablo istenmeye çalışıyor. Şimdi geldi. Biraz neyse bir şey demiyoruz Konami'ye. Şimdi aşağıyı gördük. Maxim. Maxim. Attı çalımını. Maxim. Maxim. Atamamış. Yerden Mbappe de almıyor. Onun kastı oldu. Tam hata ederken. Ha bu arada oyun hilesini çözmüşler galiba. 4-5 tane rakip bir Arap denk geldi. Özellikle Araplar bunu çok yaptı. Oynuyoruz ya bir anda bağlantı kopuyor. Ben sanıyorum internetin ve rakibin bağlantısı koptu sanıyorum. Bir baktım benim internetim bitmiş yani şey olmuş kopmuş. Bağlantımız koptu diye bitmeyin yenildiniz. Belki 5-6 tane rahat öyle maç kaybettim. Önde olduğum maçlarda bile bunu yaşadım. Araplar bu işi çözmüş. Neymar. Verdi pası şimdi. Maksimim döngü. Maksimim
Terse dönecektim. Yanlış döndüm işte. Bu yapan arkadaş olsaydı geçmişti şimdi bunları. Hadi be. Hatta adam 2-0 önde değildi de. Bakın unutturmayın da bana. Eğer unutursam hatırlatın yorumlarda. O Japon arkadaşın linkini kanalın videonun altına bırakım arkadaşlar. Sizler de izleyin. Yani yapacak bir şey yok. Adam oynuyor. Biz de ondan bir şeyler kapmaya çalışacağız. Ver aşağı abi. Hadi Neymar. Verdi şimdi pası. Bak şöyle bir şeyler yapayım, tamam mı? Şöyle. Neyse şimdi birazdan yapalım. Olmadı ya. Henüz elimiz tam alışmamış arkadaşlar. Ama deneyeceğiz. Biraz da cihaz ısınınca oyun kaçırır. Şimdi abi adam iPad kullanıyor. Tablet kullandığı için. Şimdi bizim aylık gelirimiz de biraz şey olsa YouTube'dan. Şimdi biraz destek şeyleri hani nasıl diyeyim. Aylık gelirimiz şey taksit ödeyecek kadar olsa taksit ve bir tane iPad alacağım. Hadi. Haber. Kimse müdahale etmiyor. Yani maç bitmiş. Yine son dakika golünü yeni geldi arkadaşlar. Ben nefret ediyorum bundan ya. Valla o falan bir türlü şu olayı düzeltmedin ya. Işığımız da daldı. Yani sürekli son dakikalarda golü yeniden ödüyorum abi. Yapamadık. İlk yarı hiçbir şey yapamadık. İkinci yarı olacak inşallah. Biraz şu elimi pratik değiştirmem lazım. Nasıl yapıyorsun? Yukarı vereceğiz. Maksimum. Şöyle Roberto Fabrizio'nun da tablos. Kaçtı Maksim. Abi niye o olmuyor ya, bak bak. Ben bırakmam, defans yapacağım, bana forvetteki adam söylemiyor ya. Topa müdahale etmeye çalışıyor forvetteki adam. Marquinhos sinirlendi, verdi pasını. Geçmedi tabii ki. Çünkü sinirliyken pas atamıyor kendisi. Yine geçmedi Marquinhos. Eze verdi pası, geçti. Mbappe yükselen şut gitme be. Yükselen şut gitme be. Ya şu yükselen şut, ben nefret ediyorum. Bazen çok güzel oyunlar oynuyor yükselen şutta ama abi orta sahadan da o kadar yükselen şut gitmez ya. Gitmemesi lazım yani. Konami'nin günü ayarlaması lazım. Şöyle 30-40 metrelerden, 30 metrelerden, 20 metrelerden falan gitsin de. Ama orta sağlam vurduğun zaman da sert bir şut gitsin ya. Topu yükseldikçe uzaya kadar gidiyor orta sahadan yükselen şut gidince. Şuradan topu alırsak. Aldık. Beraber. Verdi. Şimdi Messi denedi, şansını mı dışarıya gitti be. Tutmadı kaleyi. Bırak Japon'un hapını, kendi taktiğimiz oyuna diyesim geldi kendi kendime ama geliştireceğim abi, yenilsem de bu maçı yön tuşunu kullanmayı öğreneceğiz inşallah. Şey önemli, şimdi rakip hangi mesafadayken dönmemiz gerekiyor ya da hangi açıdayken ne tarafa dönmemiz gerekiyor gibi şeyler çok önemli. Çok önemli. Bunları öğrenirsek atarız golleri. Bir oldu. Mbappe çok güzel gol attı ya. Yerden köşeye direğe çarparak. Varesca. Şimdi Spurs. Spurs da deneyecek şansı. Abi yükseltme ya. Yerde. Gaza geldik bir an. Kaleci Noya. Hemen oynadı. Dark Alaba. Hani niye şimdi dur. Topu bir alalım. Buradan. Koyarsın ayağını. Hadi. Ya nasıl alamadı? Hani şimdi aldı. Mbappe verdi Pedri'ye. Pedri'ye döndü aşağıya Messi'ye. Messi. Ne yapıyorsun dedi ya. Karşında Ronaldo mu var dedi. Ben o kadar hızlı koşamam. Ne yapıyorsun sen dedi. Mbappe atacağın topu bana atıyorsun. Bu kadar sert atılmaz dedi. Kızdı arkadaşına. Haklı da. Şimdi bir top suratına vurdu. Bernardo Silva. Şimdi aldı pası. Arifan'a sahip Maximin. Döndü aşağıya. Skos kendi kendine bir şeyler yaptı orada. Ya yapamıyorum abi, heyecanlanıyorum ya. Top bana gelince o hareketleri yapacağım diye. Öncelikle benim heyecanımı yenmem lazım. Bunu çok iyi anlamış oldum. Az önceki pozisyonda. Şimdi Maximin. Hadi oğlum. Hadi yazarsın be. Alex aldın Maximin. Anlatmak istediğim olay buydu arkadaşlar. Ya bırak izleyelim dostum. Harika bir gol attık. 2-1 öndeyiz. Orta sahada. Maximin'le. Maçın başında söylediğim olay buydu arkadaşlar. Yani tarihe geçer herhalde Maximin kendi kariyeri açısından. Çünkü biz sürekli atıyoruz zaten. Nasıl attığını bilmeyen arkadaşlar varsa da onlara anlatırım. Yorumlarda sorabilirler. Del Piero. Son anda çıkardı bu topu. Bak bak bir tane daha mı geliyor? Bir tane daha mı geliyor? Mbappe çok ağır dönüyor ya bu adamlar.
Ben de iken ağır deniyorlar abi. Ben anlamıyorum hiç. Hop. Aha. Son anda oraya yakında kaldı. Hadi bir tane daha. Ver abi yukarıya. İndirir misin? İndirdi. Şimdi Scholes. Scholes deneyecek şansını burada. Scholes kaleyi tutturamadı. Gitsek atabilirdik ama. Scholes dünyası yıkıldı. Formasıyla saçı aynı renk. Maksimum. Şimdi bunda da yükselen şut vardı. Yükselen şut olmasaydı bununla da dudak uçaklatan vuracaktım ama yükselen şut olduğu için dudak uçaklatan vurmadım. Uzaktan attığım gol hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Görsel olarak güzel miydi? Yorumlarda belirtin. Videoyu beğenin. Bak beğenmeden geçmeyin. Abone olun. Destek olun arkadaşlar. Patrick Vieira. Kaptırdı. 6 dakika uzatma ne ya? Gol atana kadar uzatma verseydin bari. Maksimim dışarıya çıktı beyaz topla. Ve maç bitti arkadaşlar. Harika maçtı. Çok güzel maçtı. Ama gol daha güzeldi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımız mümkün olduğunca her gün 17.00'da yayındayız. Yakında canlı yayınlara da başlarız inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.